GeoJet'in herkese merhabalar arkadaşlar. Bizler birlikte Extreme 15'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. PES Extreme 15'e Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakibimiz Mersin Banyurdu biliyorsunuz önceki videodan. Hemen şöyle oyun planına geçelim. Hiç değiştirmeye gerek yok bana göre. Sadece şu Varan'ı biraz yukarı alın. Bekir'in yerine mesela. Ha değiştirme. Aynen. Kupa maçı. Kusura bakmayın. Hemen klavyeye geçtim. Ulan klavyeyi de şeyde bırakmıştık. Az önce arkadaşlar maç yaptık da klavyeyi devre dışı bırakmıştım. İlk önce Mehmet Topuz'u alalım. Sonra Ribas'ı alalım. Sol tarafa Alper'i alalım. Uca Pierre Webo'yu alalım. Sol bekte Caner'in yerine Hasan Hacı olsun. Alves'in yerine Bekir. Egemen'in yerine de Kardeş olsun. Gökhan değişmesi gerekiyor. Gökhan'ın. Serdar gelsin. Tamam. Bütün takımı değiştireceğim. A'dan Z'ye kadar. Selçuk Şahin girsin. Emre ile de kimi değiştirelim? Yok mu lan? Bir tane. Hepsini oynattık ya bunları. İyi Emre dursun. O zaman tamam. Kaptan dursun. Şöyle hemen. Ben bir pozisyon düzenleye gireyim. Emre'yi şöyle orta sahaya alalım. Ribas bir tık daha şurada tamam. Aynen bu şekilde. Etkisiz bir kadro olabilir. Ama Mersin Banyurdu rakip. Güçlü bir rakip. Ama zaten Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsemediğim için bu kadroya çıkmamda bir sıkıntı yok. Kendi seyircisi önünde ve konuk ekip Mersin İdman Yurdu. Evet ben Hasan Mustan ve yanımda değerli üstad Ali Kerim Öner yer alıyor. Maçın anlatımında sizlerle olacağız. Merhabalar. Evet arkadaşlar bugün ben de duyuyorum spikeri, siz de duyuyorsunuz. Bir önceki bölümde kim? Bekir. Bir önceki bölümde Tita. Ben duyamamıştım, siz duymuştunuz. Ben onu ayarlamıştım. Mehmet. Montajda bir şekilde ayarladık. Diego. Etkili bir pas. Şimdi olabilir. Ben de duyuyorum, siz de. Pierre Webo. Webo. Penaltı hocam. Defans kademede başarılı. Şu ses ayarlarından ben hemen seyirciyi biraz arttırayım. Bir dakika. Anlatım ses düzeyi 12 olsun. Tamam. Böyle güzel. Yedek sayılabilecek bir kadro. Fenerbahçe'den. Hatta yedeğin de yedeği yani. A2 ile çıksak bu kadar şey olmaz. Murat Ceylan. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Pedriel. Ve karar faul. Dakika 4. Fenerbahçe 0. Mersin İdman Yurdu 0. Pardon, video dakikası 4. Ben yanlış yere bakmışım. 14. Dakika 14. Fenerbahçe pek etkili değil son dakikalarda. Webo. Sıyrılamıyor Webo. Fenerbahçe. Evet, şimdiye kadar ne bir gol görebildik ne de bir gol pozisyonu ortada geçen sıkıcı, iç karartıcı bir maç izliyoruz değerli izleyiciler. Bunu izleyeceğinize gidin, Müge Anlı'yı izleyin daha iyi. Nasıl replikler koymuşlar ya, Müge Anlı'yı izleyin diyor. Hakem faul hükmediyor. Nesi faul şimdi o pozisyon ya? Hop oynama 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 Allah rızası için. Kafaya yükseldi. Mersin İdman Yurdu. Tamam. İyi bir şans yakalamıştı ama bu da kaçtı. Mert kale vuruşunu kullanıyor. Webo indirdi. Tita. Top rakipte Bekir. Kaldı. Kadleç. Alper.
bir ara pası. Top isteyen Diego Ribas ona doğru ama savunma araya giriyor. Murat. Selçuk bıraktı. Ribas müthiş döndü. Ribas vuruyor ama savunmadan sekti. Hasan Ali Vebo hayati bir müdahale yerden yaptı. Çok kritik. Geçmedi top. Bazen sessiz kalabilirim. Sessizliği bozulsun artık. Hasan abi konuşursa ben susmaya çalışıyorum. O susunca da ben konuşuyorum. Hadi at araya. Ara pası tehlike yaratabilir. Mehmet topuz. Mehmet çeviriyor. Çok güzel orta. Vuruş dışarıya. Pierre Vebo. Olmadı. Hayır, hayır, gel geri. Ha. Burada kabloları fena şekilde doladım. O yüzden yani ses gidip geliyor. Defansın arkasına ara pası. Vebo. Servet. Vederson. Vederson. Mehmet topuz aradan İtli bırakıyor. Bir Ribas. Bir kafa. Kafa ve gol. Pierre Vebo. Vebo atıyor. Fenerbahçe 1-0 önde. İlk yarının duraklama dakikalarında geldi. Soyunma odasına moralle gidecekler. Öyle güzel ortaya. İşte düdük geldi ve mücadelenin ilk 45 dakikası bitti. Fenerbahçe her şeyimiz, hiçbir şey değişmeyiz. Çünkü Fenerbahçe'deyiz. Yokladı kaleyi. Ribas vuruyor. Çok iyi düşündü. Güzel de vurdu ama şans yanında değil. Zor pozisyonda çok iyi bir şut. Nefis bir ara pası attı ama son vuruşu iyi olmadı. Şu pasın hatırına durulması lazımdı. Emre vuruş dışarıya. Aa, pozisyondan gol çok güzel vuruş. Vuruşu kaleyi bulmuyor. Kim vurdu ben de görmedim ama Mehmet Topuz'a benziyor saçları. Mihailov. Servet. Bu sezona çok iyi başladı Mihailov. Mehmet. Araya müthiş top. Bir Diego şut. Ribas. Evet, şut değil de şutumsu bir vuruş oldu diyelim biz buna. Ribas. Çok güzel düşündü. Ama kötü vurdu. Öyle pozisyonlarda bazen bağıramıyorum arkadaşlar. Hemen Hasan abi araya girdiği için sesimi kısmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Pedriel. Savunmanın arkasına sarkıttı. Adem. Adem boş alanı iyi değerlendirdi. İyi orta gol getirir. Pedriel içeride. Hasan Ali tekrar kazandı topu. Hasan Ali dokundu ve taç. 55. dakika Fenerbahçe 1 Mersin İdman Yurdu 0. Çok tehlikeli yere. Çok tehlikeli yere. Oh, çok dışarı. Yaklaştılar gole ama olmadı. Dışarı. Şutu attığı anda o da gol olacağını düşündü. Gerçekten çok çok yaklaştılar bu kez. Vebo indirdi tekrar. Emre faul var hocam. Fenerbahçe ilk yarının son anlarında Selçuk müdahalesi sonrasında karar faul. Selçuk Şahin faul yapıyor Tita'ya. Sarı kart gördü. Aa ne oldu lan? O nasıl kullanmış? Ribas savunma arkasına. Pierre Vebo'ya. Vebo. Vebo bekledi. Vebo Diego'ya bırakıyor Diego. Diego Ribas. Ata kendi başlattı. Vebo kendi yükselten gol hem takımı hem de taraftarları rahatlattı. Vebo kendi atmadı. Diego'ya attırdı. Forvetlere gol dersi verdi adeta. Yine ara pası Diego'ya. Diego. Diego. Olmadı. Oğlum bir dur lan. Radyo gibi. Yemin ediyorum anteni bozuk televizyon gibi. Bir yerde çalıyor. Heh. Bulduk yerini. Serdar. Emre Belezoğlu. Pierre Vebo. Vebo. Diego. Diego aradan bırakamıyor. Aradan bırakamadı.
Serkan. Kalili Serkan. Servet. Şut. Diego Ribas. Topağlarla buluştu ve gol. Bir gol daha attılar. Atmaya doymadılar. Fark öyle bir açıldı ki bu golden sonra rakip psikolojik çöküntü yaşıyor. Fark 3 gol. Birebir pozisyonda kaleciyi avladı. Çok düzgün vurdu ve gol attı. Fenerbahçe her şeyimiz, hiçbir şey değişmeyiz. Ortala onu. Santra vuruşuyla maç yeniden başlıyor ve skor 3-0. Fenerbahçe 3, Mersin Mayurdu 0. Oğlum ben bu fareye dokunmayı hep unutuyorum ya. Serol. Emre. Emre Belezoğlu yerden bırakıyor. Vebo. Vebo aşırdı. Ribas kaleci çıkmıştı. Savunma müdahale yaptı. Pedriel. Pedriel. Bir ara pası düşüncesi. Hasan Ali yetişebilecek mi? Evet, yetişiyor. Mert uzaklaştırdı. Sadiku. Serol. Defansın arkasına doğru. Nakulma. O da sevdiği bölge. Bu sezonun etkili isimlerinden. Şutu kaleye. Hayır yapma. Lan git geri. Git kayana. Aferin. Serdar. Ribas. Aradan bırakıyor Pierre Vebo'ya. Vebo. Bakalım son dakikada olacak mı? Olmadı. Ve Fenerbahçe Mert Sidman Yurdu engelini çok rahat bir şekilde aşıyor. Hareket ettiğim anda ses gidiyor arkadaşlar. O yüzden öyle robot gibi duruyorum. Ve Torku, değil mi? Torku ile yapıyoruz. Torku Konyaspor diğer turdaki rakibimiz olacak. Çaykur Rizespor'la maçımız var. Geçen Emre Belezoğlu'na koydu ve Juventus'a. Vallahi çok güzel goldü. 88 olmuş takımın seviyesi, güven seviyesi. Bakalım takıma. Caner hariç herkes iyi. Caner'i de çıkarabiliriz. Hasan Ali'yi beğendim önceki maç. Varan sen gel ama Serdar seni alamayacağım. Ya da gel hadi gel, ağlama gel. Sen de iyiydin, gel. Gel, sen topa dokundun mu? Ben onu bile görmedim de gel, boş ver. Hakan Çalhanoğlu bize yeter zaten. Mübarek müthiş oynuyor, yardırıyor yani. Çaykur Rizespor. Halı sahibi kendisi bir yer lan burası. Ve konuk ekip Fenerbahçe. Evet, ben Hasan Mustan ve yanımda değerli üstad Ali Kerim Öner yer alıyor. Maçın anlatımında sizlerle olacağız. Merhabalar. Kıvanç. Koray. Koray geçti. Musa sol dokundu ve taç. Taç atışı kullanıldı. Çok iyi girdi araya ve Hakan. Hakan Alper istedi topu. Hakan geçiremiyor savunmadan. Ara pası tehlike yaratabilir. Kvoyke. Leonard Kvoyke. Nefis bir çalım. Kvoyke. Dışarıya. Çok güzel bir çalım. Ardından vuruş ama dışarıya. Volkan kale vuruşunu kullanıyor. Emenike indirdi. Mehmet. Emenike. Bıraktı. Hakan. Hakan o da bırakıyor. Emenike vurdu gol. Emmanuel Emenike. Gol. Çaykur Rize 0, Fenerbahçe 1. Henüz maçın başı ama ilk gol geldi. Murat. Kıvanç. Hacı Berk evimiz, Fenerbahçe her şeyimiz, hiçbir şey değişmeyiz. Gol pozisyonu.
Volkan. Bir kurtarış kaleciden. Gökhan uzaklaştırıyor. Emre. Emre. Hakan istedi. Hakan'a doğru ama savunma araya girdi. Obranyak. Emre. Emre. Obranyak kazandı. Emre dokundu taç. Fenerbahçe 1-0 önde. Hakan'ın asistinde Emanuel Emenike'nin golü var maçta. Holosko. Savunmayı geçmeye çalışıyor. Obranyak. Ama kontrol edemiyor Obranyak. Çizgiyi geçti ve taç. Emre kullandı. Musa sol. Sol. Hakan. Hakan bırakıyor Mehmet'e. Mehmet. Mehmet. Alper. İleri uzattı. Aradan Emenike'yi geçiremiyor. Ali Adnan. Murat. Murat. Araya şık bir pas. Hakan bırakıyor. Emenike 2 oldu. Attı ve gol oldu. Gol. Gol gol gol. Hakan'ın ikinci asisti. Emenike'nin ikinci golü. Müthiş kontrol, müthiş bir şut ve mükemmel bir gol. Arka arkaya goller izliyoruz sevgili seyirciler ve skor 2-0 oldu. Evet rengimiz Fenerbahçe, her şeyimiz, hiçbir şey değişmeyiz çünkü Fenerbahçeliyiz. Serkan. Fenerbahçe 5-1 yenmişti. En son Çaykur Rize'yle yapmıştı ve 5-1 kazanmıştı. Obranya. Sol. Sol. Fantastik bir çalım rakibe. Sol sıyrıldı. Emre bırakıyor. Emenike ne yaptın lan sen? 0 olması işten değildi. 3. gol olması işten değildi. Çeyrek daireye koydu topu. Musa sol. Ortaya açıyor. Kafaya yükseldi. Kafa ayağından dışarı. Mehmet. Şansla yanında olacak. Büyük şanssızlık gerçekten. Mehmet Topal'ın kafa vuruşu yandan dışarıya. 80 oldu dakika. Fenerbahçe deplasmanda 2-0 önde. Hasan Ali kaleci vuruşunu karşıladı. Ali Adnan. Topu saklıyor ama hemen pres geldi. O da çok etkili bir futbolcu. Ancak maç atışıyla maç devam ediyor. Türkiye değil, Irak forması milli takım. Milli takımı Irak. Türk İyi olsa kulda ceza sahasına. O da gerçekten katkı sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Vuruş. Toparlarda ve gol oldu. Gol. Yedik golü ya. Kvoike. Leonard Kvoike. Maçın son golü olabilir. Hiç beklemedim. Klas bir gol izledik değerli izleyiciler. Hasan Ali. Son dakikalar nefes kesiyor. Sol. Hakan yerden bıraktı. Emanuel Emenike. Emenike. Savunma aradan sarkıttı. Alper'e doğru geçmiyor top. Zaman da aleyhine işliyor. Obranya. Bir an atak yapmaları lazım. Aradan bıraktı Kvoike. Kvoike savunma top müdahale yaptı. Çizgiyi geçti ve taç. Serdar bırakıyor. Mehmet. Emenike. Emanuel Emenike. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol heyecanı da sona erdi. Fenerbahçe 2-1 kazanıyor maçı. Hakan Çalhanoğlu 2 asist, Emanuel Emenike 2 gol. Galatasaray 0, Bursaspor 0, Beşiktaş 0, Gaziantep 1, Balıkesir 0, Trabzon 0. Bütün skorlar aleyhimize. Lehimize pardon. Bütün skorlar lehimize. Çok güzel gelişmiş her şey. Bir beraberliği ne zaman aldık biz? Bu maçı 2-1 kazandık. Bir önceki maçta biz Beşiktaş'la önceki bölümde beraber kalmıştık Beşiktaş'la. Şimdi Akhisar Belediye. Bu arada arkadaşlar ben Akhisarlıyım. Onu söyleyeyim. Bursa'da yaşıyorum ama Akhisarlıyım. Memlekete karşı oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Şöyle o sol yok bugün. Neredeyse bütün takımı değiştirmek lazım ya. Bu ne? Kayıt gelsin. Alper sen çıkma koçum. Sen dayanırsın. Sen çıkma.
Bakalım sonra. Caner yürü git lan. Her maçta seni oynatmamazlık yapamam. Varan geç oyna hadi. Orta sahada geç oyna. Mehmet Topuz gel. Volkan sen de çıkabilirsin. Sorun değil. Mert girsin. Tamam. Vaste çok tehlikeli bir forvet. Ona şöyle bir pozisyonumu düzelteyim. Onlarla aynı pozisyonda oturmaktan götüm vardı ya. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde ve konuk ekip Akhisar Belediye Gençlik ve Spor. Ali Kerim hocamız yine yalnız bırakmadı bizi. Güzel yorumlarıyla maç boyu bizlerle olacak. Hoş geldin hocam. Merhabalar. Büyük mücadele başladı. Caner. Fenerbahçe maçı başlayan taraf. Alper. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Destek bekliyor. Hakan. Şut Hakan mi? Vurdu kaleci. Hakan. Hayır, yardımcı out diyor. Hakan'dan sekti tekrar. Bu nasıl kaçar? Out'a gitti. Haftanın golü kaçtı. Zeki kale vuruşunu kullandı. Emenike. Hakan. Hakan'a yapılan müdahale faul. Sarı kart hocam. Net kart yani bu net. Hakem elini cebine attı. Bilal sarı kart görüyor. Çok etkili serbest vuruşları var onun da. Sadece serbest vuruş değil. Normalde de çok güzel vuruyor. Ne yapsak? Vurayım mı? Hakan vursun bu sefer de. Geçen Emre ile vurduk. Bu sefer Hakan'la vuralım. Bakalım nasıl bir vuruş ortaya çıkacak. Hakan Çalhanoğlu. Hakan vuruyor. Çok kaleci Zeki. Vurdu ama bulmadı kaleyi. Öyle frik ayarları falan yapmayı Bilal. Sevmem arkadaşlar. Yani direkt dümdüz vururum. Öyle gördüğünüz gibi yön bile değiştirmiyorum. Sade. Yani sonrasında karar faul. Sol analog tuşuyla yapılan yönü yapıyorum. Yani sağ analoga ellemiyorum bile. Ona da yön yapılıyor biliyorsunuz. Böyle sağ falan kaydırıyorsunuz. Duruşu değiştiriyorsunuz. Öne doğru attı topu. Hiç onunla falan uğraşmıyorum. Son çizgiye doğru iniyor. Pas etkili. Sadece vuracağı yeri seçerim o kadar. Vaste gole çok yaklaştı. 15. dakikanın içindeyiz. Emre'den pas hatası. Öf sıkıldım hocam. Emre. Alper'in önüne yuvarlıyor. Alper'den Hakan'a doğru. Dogla orada. Dogla akademiye girdi. Pasını aktardı. Hemen yaptı ortayı. Pas etkili, boş bir alan var önünde. Ne oldu? Ona yapılan bu hareketi faul olarak değerlendiriyor karşılaşmanın hakemi. No, kırmızı. Çıktı, hakem oyuncuya doğrudan kırmızı gösterdi ve attı. Ne oldu? Olabilir. Fenerbahçe bir kişi eksik devam edecek. Alves ne yaptın? Çektiği acı yüzünden okunuyor. Of. Endişeli bakışlar. Hakem sağlık görevlilerini saha içine davet ediyor şimdi. Bari sakatlansın da bir işe yarasın kırmızı kart ya. Bilal topun gerisinde. Zokora vurdu. Bir şut daha. Yine vurdu, yine Mert. Şut güzel ama direkt kalecinin üzerine geldi top. Bruno Alves kırmızı kart gördü. Kariyerdeki ilk kırmızı kartımız. Güray. Güray sırılıyor. Güray. Güray çok güzel çalımlar, çok bala çalımlar ama iyi. Top dışarıda, out. Doğrudan dışarı yolladı Güray Vural. Neydi Güray? Neydi lan Vural mıydı? Adı soyadı ne oyunu? Zokora. Vaste. Ulan sakatlanmamış da ya. Kite. Kite. Emanuel Emenike. Emenike. Net gol pozisyonları var ama gol yok henüz. Zeki. Güray vur almış evet. Mehmet. Şöyle bir baktı arkadaşlar. Hakan. Savunma arkasına. Emenike ne yaptın? Bilal. Emenike ne yaptın ya? Alper. Şut. Alper vurdu gol oldu. Alper Potuk. Alper Potuk çok güzel bir gole imza atıyor. İlk golün ardından santra yapıldı ve skor 1-0. Lan.
Rengimiz Fenerbahçe, her şeyimiz, hiçbir şey değişmeyiz. Çünkü Fenerbahçe'liyiz. Yarının son anlarında buldu golü. Mehmet bıraktı Kayt'ın önüne. Kayt aradan yolluyor Emanuel Emenike'ye. Emenike orta. Hakan vuruyor. Yine gole çok yaklaştılar. Yandan dışarıya Hakan Çalhanoğlu. Tribünleri heyecanlandıran bir pozisyondu. Yine çok yaklaştı gole. 45. dakika. Kötü bir degaj kaleciden ve rakibe hediyetli topu. İlk yarının son dakikası artık. Emre bıraktı Alper. Alper. Plas Alper'den, gol Alper'den. Alper Botuk. Fark 2 oldu. Kendisinin ve takımının ikinci golü bugün. Mükemmel bir gol. Yeme de yanında yat golü. Sarbaş'a izle. İşte izle, Emre. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Bıraktı Alper'e. Alper kontrol etti. Kaleye yöneldi. Yayın üstünden Plas'e, çok klas bir gol. Çünkü Fenerbahçeliyiz. Arka arkaya goller izliyoruz sevgili seyirciler ve skor Hakan oldu. Saltra yapıldı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan sıyrılamıyor. Şık bir hareketle sıyrılayım dedim ama olmadı. Maçın ilk devresi sona erdi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin iki farklı üstünlüğü var. İki gol de Alper Potuk'tan geldi. İşte ikinci yarı başladı. Anderson. Kadromuz kolay kolay değişmeyecek arkadaşlar. Anca böyle kupa maçlarında ya da oyuncular çok fazlasıyla yorgunken değiştirebiliriz. Başka türlü değiştirmeyeceğim kadroyu. Çok güzel bir kadro yakaladık. Onunla devam edeceğiz oynamaya. Tek başına Hakan. Destek yok. Hakan vuruş izni vermiyor savunma. Bilal hata durdurdu. Rafael Varan bıraktı. Hakan. Emenike aradan. Alper. Alper bırakamıyor pası o. İleri attı pası. Bilal. Bilal kısa. Bir omuzla kaptı topu. Alper. Alper götüne çarptı. Belediye Gençlik ve Spor. Bilal'in götüne çarptı. Son dakikalarda. İkinci yarının ortalarındayız. Güray. Güray. Savunma arkasına Vaste'ye doğru. Mert çıktı. Ne yaptın Mert? Öküz Mert. Orada kontrol etsene. Boşluk bulamayınca direkt uzaktan kaleyi düşünmeye başladılar. Çözüm bu değil bence. Duvar seviyorum senin Mert. Ayağına yapıştı sanki. Caner sıyrıldı. Caner. Fenerbahçe. İkinciyi yapamadı. Vaste. Vaste. Güzel bir sıyrılış Emre'ye. Güzel bir çalım. Vaste topu sürüyor. Vaste çevirdi. Savunmada Vaste bırakmayan çok klas bir oyuncu. Rafael Varan. Dikkat. Emenike topu istedi. Aldı. Şimdi Emenike'nin de önüne. Emenike vuruş izni vermiyor savunma. Emenike. Dışarıda out. Orada bir anda önümüzde kaldı top. Ama dışarı vurduk. 73. dakikadayız. Mehmet Topuz. Zokora Doglao. Tam zamanında. Alper. Hakan. Kayt ve Emenike top istiyor. Hakan kendi getirdi. Hakan çekti. Pas atacak arkadaşını arıyor Hakan. Hakan bir daha çekti. En sonunda çok sinirleniyor Hakan Çalhanoğlu. Aa kırmızı. Kırmızı. Vallahi kırmızı. Aa sarı verdi. Oh be. Ulan ben olsam %100 kırmızı veririm ha. 9 kişiyle kalıyorduk. Mazenga'ya doğru. Savunma araya girdi. Emre. Bacak arasından Hakan'a. Hakan. Kayt. Kayt. Arkada Emre Belezoğlu. Ara pası geçmiyor. Emre. Ne yaptın? Kaptırdı. Hadi al onu Alper. Helalsin be. Bıraktı pasını Alper. Emenike. Emanuel Emenike. Emenike. Araya girdi ve atan büyümesi. Hakan'a doğru geçmiyor top. Bruno Mazenga. Lan telefon çaldı, bir dakika. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Telefon çaldı. İşte
son düdük ve bu müthiş mücadele sona eriyor değerli izleyiciler. Alper Potuk maçın oyuncusu şüphesiz zaten. Varan'la aynı puanı almışlar. Varan da etkili oynamış. Bakalım. Diğer maçlarda Beşiktaş beraber kalmış. Galatasaray yenmiş. Trabzon beraber kalmış ve lideriz. Yine mi değiliz lan? Vay ballı Trabzon vay. O ne lan, bir kere 3 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor diyor Türkiye'de. Nerede 3 takım gidiyor lan? Biri gidiyor, diğeri elemeye kalıyor. Kemik ekliyor. 700 bin borcumuz kaldı. Ondan sonra artıya oynuyoruz. Çok güzel olacak. Atletico Madrid'de rakibimiz. İkimiz de lider sayılırız. Biz de lideriz ama onlar ikinci. Sorun değil. Puanlar aynı. Çok değişik konuştuğumun farkındayım. O müthiş stat. Gerçekten müthiş stat. Bu maç için heyecan Dorukut'a benim. Diğer bölümde görüşelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı... Nasıl dandik söyledim lan ben? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyoruz diğer videolarımız için.